Kıbrıs Genç TV kurucu başkanı Ertan Birinci Genç TV'nin 1 Mayıs'tan itibaren başlayacağı tam dijital yayınlarla ilgili akşam saati programına katılarak açıklamalarda bulundu. Ertan Birinci Kıbrıs Genç TV'nin oluşum sürecini anlattı. Genç TV'nin başarısının tamamen kendi imkanlarıyla gerçekleştiğini söyledi. Düşünün siz ilk kez Kıbrıs'tan bir özel Türk kanalı Kıbrıs Genç TV uyduya çıkıyor ve o günün şartlarında TürkSat'ta bulunduğumuz Batı biminde tam 66 tane ülke bizi izleyebiliyor. Türkiye'den başlayarak Bütün Avrupa. Kıbrıslı Türkler de biliyorsun Londra yoğunluklu olmak üzere Avrupa'nın her yanında var, Türkiye'de var. Büyük bir coşku oldu. Uzaklar yakın oldu. Ayşe bası, Ali dayısı, Mehmet dedesi mahallesini görmeye başladı. Sokağını görmeye başladı. Evini görmeye başladı. Hasret gidermeye başladı. Çok büyük bir olaydı. O da Kıbrıs Türk televizyonculuk tarihinde bir milattı. Ve Kıbrıs Genç TV bunu, tekrar altını çiziyorum, kendini sevenlerle tamamen kendi olanakları ile başardı. Ertan Birinci hükümet edenlere seslendi. Haklı davamızın samimiyetine inanıyorlarsa sesimizin dünyada duyulmasına destek olmalılar, ancak aksini yaşıyoruz dedi. Birinci Kıbrıs Genç TV'nin enformasyon izolasyonunu aştığını vurguladı. Bütün mesele ülkenin sesini duyurmaktadır. Siz sesinize değer vermezseniz kimse sizin sesinizi duymaz. Ve bu ülkeyi yönetenler, bu ülkede hükmedenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde haklı davamızın samimiyetine de inanıyorlarsa, bu ülkenin televizyonlarının, radyolarının, web tv'lerinin, sosyal medyasının sesinin mutlaka ve mutlaka dünyada duyulmasına el verecekler, katkı verecekler, destek olacaklar. Tersini mi yaşıyoruz? Tersini yaşıyoruz. Ama bu tersi yaşatanlar mutlaka ve mutlaka günü geldiğinde bu bütün bu yayın kuruluşlarına ne denli ihtiyacımız olduğunu kendileri adına da görecekler, ama iş işten geçmiş olacak. Çünkü biliyor musun? Dünyanın en önemli izolasyonu enformasyon izolasyonudur. Kıbrıs Genç TV enformasyon izolasyonunu aşmayı başarmış ve bu halkın sesini dünyaya duyurmasını hakikaten en iyi şekilde yapmış bir kuruluştur. Bunu Annan Planı döneminde de gördük. 2000 yılında o günün Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ın BRT'ye gitmeyip Kıbrıs Genç TV'ye seçim gecesi gelip beni orada konuşturmamışlardı. Ben şimdi halkın televizyonuna geliyorum. Halkın televizyonunda konuşacağım. Seçim kazandıktan sonra, zaferi elde ettikten sonra gelip konuştuğu yer ülkenin Cumhurbaşkanı'nın bir özel televizyon olmuştur. Kıbrıs Genç TV olmuştur. Birinci ekibiyle yaptıkları toplantı sonrası çağın gereği olan dijital yayıncılığa geçiş yapma kararı aldıklarını anlattı. Siz sevgili seyircilerimizin 1 Mayıs'tan itibaren şu anda olduğu gibi yine aynı şekilde daha fazla mecradan bizi izleyebileceğinizi vurguladı. Dijital yayınlar aracılığıyla, uygulamalar aracılığıyla yayıncılığın dijital şekle girmesiyle ve uydu kiralarının da hakikaten artık bu ekonomik şartlarda döviz üzerinden aylık 10 bin dolar ödenemez bir noktaya gelmesinden sonra ekibimizle toplandık, bir araya geldik ve dedik ki biz 4 ay dayandık. 4 ayda 40 bin dolar bir ücret kolay değil.
bunu ödemek. Biz çağın gereği nedir? Dijital yayıncılık. Çağın gereği nedir? İnternette olacaksın. Kendi uygulaman olacak. İnsanlarımız tabletlerde, cep telefonlarında, akıllı televizyonlarında, Androidlerinde bunlar indirecek ve bizi yine tıpkı şu anda evlerinde izledikleri gibi 1 Mayıs'tan itibaren yeni şekliyle de izlemeye devam edebilecek. Dijitalde olmayı bir avantaja çevirmek istiyoruz. Başta bütün ekibimiz olmak üzere genel müdürümüz Yavuz Apaydın'dan, genel yayın yönetmenimiz Tolgay Tarıman'a, bütün diğer programcı arkadaşlarımız, yayıncı arkadaşlarımız, tümü, hepsi el ele kol kola verdik ve dijital platformlarda halkımıza bize nasıl ulaşabileceklerini de anlatarak 1 Mayıs'tan itibaren teknolojinin gereği, yani eninde sonunda bu noktaya gelinecekti. Belki biraz daha uyduda kalınabilirdi, belki biraz daha zaman geçebilirdi ama hakikaten öyle bir ekonomik durum Kıbrıs Türk Televizyonları'nda mümkün değil. Kıbrıs Türk Televizyonları'nın maruz kaldığı çok büyük haksız rekabetler var. Bunları herkes biliyor, bunları yetkililer biliyor. Ama önemli değil, biz neticede özel bir yayın kuruluşuz. Halkın televizyonu ünvanını taşımanın da onuruyla bugünlere geldik. Yine halkın televizyonu olarak en ucra yere, dünyanın o bir ucuna, Afrika'ya, Asya'ya, Antarktika'ya, aklına gelmeyecek her yere bu yayınları ulaştırıyoruz. Bu yayınları yapacağız. Ertan Birinci takipçilerimize bulunduğumuz platformları ve kullanım şekillerini anlattı. Bizi 1 Mayıs sabahı televizyonunu açtıkları zaman izleyicilerimiz göremezlerse merak etmesinler diyedir. Hemen Android televizyonlarında, özellikle Kuzey Kıbrıs Smart TV'de bütün özel kanalları bulabilirler. Hepsini aynı anda bir yerden indirebilirler. Veya kıbrısgençtv.com adresinden bizi indirebilirler. Orada hem canlı yayınlarımız, yani bütün yayınlarımızı, şu andaki yayınlarımız neyse dijitalde de aynı şekilde 7/24, yani sabah dükkanı açıp program yapıp kapatıp eve gitmiyoruz. 7/24, 31 Mayıs 1997'den beri olduğu gibi Kıbrıs Genç TV olarak yayınlarımıza devam ediyoruz. Evet, yine YouTube ve Facebook'u da hatırlatalım. Olmaz mı? YouTube ve Facebook artık ben de geçen akşam Meliz Aplan'la birlikte birkaç kez daha bunları görüp inceledik. Bakalım aileler kolay yapabilir mi? Hakikaten YouTube'a girdiğiniz zaman Kıbrıs Genç TV canlı yazdığınızda bütün yayın anında önünüze gelebiliyor. Galiba akıllı televizyonlarda en kolay yol da bu.